Merhabalar. Bugün sizlere hem görünüşü hem de lezzeti çok güzel olan bir poğaça tarifim var. E, lezzeti bildiğimiz poğaça ama e, görüntüsü çok güzel. Leopar desende. Buyurun malzemelerimiz şöyle. Hamuru için 1 su bardağı yoğurt, 1 su bardağı sıvı yağ, 1 su bardağı süt. He bunların hepsi ılık olacak. İsterseniz karıştırıp ılıtabilirsiniz. 1,5 tatlı kaşığı tuz, 1 paket yaş maya, 2 yemek kaşığı şeker, yani toz şeker. Ben şu an malzemelerde az koydum ama yaklaşık 5 5,5 su bardağı kadar da un gidiyor. Derin bir kap içerisine ılık süt, 2 yemek kaşığı toz şeker, mayayı elinizle ufalayın, yaş mayayı. Daha sonra bir su bardağı yoğurt, yine dediğim gibi bunların hepsi ılık olacak ve sıvı yağ. Hepsini bir çırpıcı ile karıştırın. Tamamen içindeki maya erisin. Daha sonra üzerine yeteri kadar ayrı ayrı bir su bardağı unu dökün. Ben toplam dediğim gibi 5 su bardağı kullandım. Sizler belki biraz fazla da ya da az kullanabilirsiniz. Ele yapışmayacak şekilde bir hamur yoğurun. Gördüğünüz gibi hamurun kıvamı bu şekilde oluyor. Daha sonra hamurun üzerine streç film kapatıp mayalamaya bırakın. Gördüğünüz gibi çok güzel mayalandı. Pufur pufur oldu hamurum. Hamuru elinizle toparlayıp büyük bir beze halinde tezgaha koyun. Daha sonra küçük bezeler alın. Ben biraz bezeleri büyük yaptım çünkü daha sonra videonun sonunda izleyeceğiniz hamburgerler yaptım kızım istediği için. Ama sizler daha küçük bezeler yaparsanız daha iyi olur yani nasıl isterseniz. Hepsinin bezeleri aldım gördüğünüz gibi küçük küçük. Ee, üzerinin sosu için bir tatlı kaşığı toz şeker, bir paket kuru maya, bir çay kaşığı kadar tuz, yarım su bardağı su. Bunları ilk önce e, maya eriyene kadar iyice bir çırpın. Daha sonra üzerine yarım su bardağı pirinç ununu yavaş yavaş ekleyin. Yine iyice çırpın, pürüzsüz kıvamda olana kadar. Gördüğünüz gibi bu şekilde akışkan bir e, üzerinin sosu oluyor. Daha sonra ben e, tepsiye dizdiğimi kayıt almayı unutmuşum hamurların. E, hamurları tepsiye dizin. Daha sonra üzerine bir bezle örtüp e, biraz mayalamaya bırakın. Kayıt anını unutmuşum maalesef. Daha sonra üzerine bu şekilde yeteri kadar bir, bir yemek kaşığı kadar sostan dökün. Ve her yerine e, kaşıkla yağlayın. Yani her yerine sos olsun. Fazla dışına taşırmamaya çalışın. Yani tepsinin altına. O zaman yanabilir. Dikkat edin. 180 derece önceden ısıtılmış fırında pişirin. Gördüğünüz gibi çok güzel, görüntüsü harika bir poğaça oluyor. Mutlaka sizler de deneyin. Özellikleri misafirlerinizi eminim çok beğeneceklerdir. Bu şekilde süsledim. Ve daha sonra ben biraz dediğim gibi bezeleri büyük aldığım için kızım hamburger istedi onun için hamburger yapmıştım. Siz nasıl arzu ederseniz isterseniz benim gibi hamburger yapabilirsiniz ya da sadece poğaça yapıp içine peynir koyabilirsiniz. Hamburgerin altına da ketçap mayonez sürdüm. Daha sonra marul, domates, soğan. Nasıl arzu ederseniz köftesini hepsini sırayla koydum ve çok güzel oldu. Tabii ki de el yapımı olduğu için çok daha lezzetli oldu. İnşallah sizler de yapıp beğenirsiniz. Ee, kanalıma abone olmayı ve tariflerimi paylaşmayı unutmayın. Şimdilik hoşçakalın.